böyle yeni bir proje açalım. Futbol menajerlik. Futbol menajeri diyelim projemizin adına. Özelliklerden bir background imaj verelim. Şöyle olsun. Transparan yapıyorum bunu. Tekstime de oyuncu ekle dedim. Fotoğrafını değiştirelim. Soyad, yaş, uyruk, hangi ayağını kullandığı ve mevkisi. Karşına da bir tane text box yerleştireyim. Şunu at dedim. Yaş, uyruk, ayak, mevki. Buna da TX'de at dedim. TX'de oyuncu at diyelim. Back color da ayarlayalım. Koma bas yerleştiriyorum. Koma
ona baksın da yine özelliğinden back kalanını yani highlight yapalım. Drop down, flat style'ını flat yaptım. İçerisine option'ları da ekleyelim. Uyruk. Türkiye Cumhuriyeti. Brezilya. Arjantin. İngiltere. Kaleci, defans, orta saha, forvet. Şimdi şunların hepsini aynı boya getirelim. Aynı hizaya getirelim. Aradaki boşlukları da eşitleyelim. Evet. Bu oyuncu ekleme kısmı. Şu, bir de şunun yanına oyuncu ekle diye bir buton koyacağım. BTN Head Player dedim adına, tekstine de oyuncu ekle dedim. Şunun adı TX'de oyuncu at. Bununki TX'de oyuncu soyad olsun. TX'de oyuncu yaş. CMB buyruk. CMB ayak. CMB mevki. Sonra bir tane daha panel ekleyelim. Panel ekledim. Pardon, panel değil, group box. Group box'ı ekledim. Ondan sonra şuradan group box'ın özelliklerinden back color'ı web'de transparan var. Transparan yapınca arkası side oldu.
film adına da tekstine de şey diyelim, takım bilgileri diyelim. Şuna test edelim. Şurada hücre olacak. Şununki face'de takım alt, bununki de text'de takım hücre. Sonra iki tane buton ekleyelim buraya. Şunu kopyalayayım. Şu bir tane olsun. Şu ikincisi olsun. Şunun adına BTN takım save, şununkine de btn takım load dedim. Tekstini değiştirelim. Takım kaydet veya takımı kaydet olsun. Bu da takımı yükle olsun. Sonra aşağıya şeyleri koyalım, list box'ları. Şu birinci label'ımız, şu list box'ımız. Şu ikinci label'ımız. Veya şöyle yapalım, bunları şunlardan kopyalarız. Seçtim, F9. Tekstine kadro diyelim buna. For color'ını değiştirip highlight yaptım. Font'unu da bold on yaptım. Şu back color'ını da transparent yaptım. Buna da VST kadro dedim. Back color özelliğini transparent yaptım.
desteklemiyormuş transparan arkadaşlar. Ona başka bir şey arayacağım o zaman. Şuna ilk 11 diyeyim ben de. İlk 11 listesi. Buna da yedek listesi. Şunun adına VST ilk 11, şunların adı VST yedekler, VST yedekler. Şu aşağı iki buton daha ekleyelim. Da BTN oyuncu detay dedim. Sonra şuraya bir picture box koyalım.
özelliklerinden ismini belirtelim, resmini belirtelim. Çok büyük geldi bu. Bu büyük geldi. Bunu küçültüp koymamız gerekiyor. Şimdi bir de bozları yerleştirelim ekrana. Şu kaleci. Şu defans. Şunlar orta saha oyuncularımız. Şunlar da defansımız.